sizlər bilən Xoca Əkbər. Bugün SAT Maths qismini, yəni No Calculator şəklində misallarını bir yerlikdə görüb çıxamız. Demə, birinci savaldan başlayacağım olsaq. X minus 1 over 3 equals k yerini tapışımız gerek. X'nin qiymətini demək. X minus 1'ni tapadığım olsaq 3k bölədi. Birinə x minus 1 şünçəki ozı qaladı. K'nin örneği isə 3. Demək, x minus 1 9 yetin. X'nin tapadığım olsaq cevap 10. Demek cevabımızda dini alışımız var ki, ikinci misal yöntemiz olsak. Bu yerde yeni kıymetli ilizasyon minus 1. Şimdiden tapışımız gerek biz kuyudaki ifadenin kıymetine demeyi. Kaslarına çalışımız 7 plus 3i minus 8 plus 9i. Demek hesablayalımız ki minus 1 plus 12i. Demek cevabımızı görüşümüz mümkün. A cevabı. Demek üçüncü soru yöntemiz olsak. Üçüncü soru yöntemiz ki, on Saturday afternoon, Armand sent M text messages each hour for 5 hours. And Tyron sent P text messages each hour for 4 hours. Which of the following represents the total number of messages sent by Armand and Tyron on Saturday afternoon? Demek bu yerde Armand M text, yani M miktarda text'ini 5 saat devamında yönetken. Demek bu yerde 5'ini M kubaytırsa M miktarı gelip çıkadı. Bu yerde Tyron ise P miktardaki text, yani mesajlarını 4 saat devamında yönetken. Demek bunu koşuşumuz gerek. 4'ünü P. 4'ünü P'ni. Demek cevabımızı görüşümüz mümkün. C cevap. Demek 4'ünü soru götürelim olsak. Cassie is repair technician for a company. Each week she receives a batch of phones that need repairs. The number of phones that she need she has left to fix at the end of each day can be estimated with the equation P equals 108 minus 23D. Where P is the number of total phones left and D is the number of days she left work that week. What is the meaning of 108? Bu yerde görüşümüz mümkün. Yani bu yerde Cassie har hafta demek phone repair kılışını başlayan. Bu yerde görüp duruşumuz mümkün ki o kanca phone repair kılışını kalgen formulası P equals 108 minus 23 D şeklinde verişimiz mümkün. Bu yerde D günlerinin sonu 23 ise günlüğe 23'den phone repair kıladı. Demek bu yerde 108'de manasını tapışımız gerek. Demek bu yerde manfi derecede kemaya bakken olsa biz görüşümüz mümkün. A variantı Cassie will complete their business within 108 days. Bu not doğru elbette. 108 günde tüketmedi. Demek Cassie starts each week with 108 phones. Demek bu ham cevap görüşünüz mümkün. Demek ki variantlarını ham görüyoruz. Cassie repairs phones at the rate of 108 per hour. Bu not doğru. Çünkü günüge 23'den phone repair kıladı. Not doğru. Bu ham not doğru. Demek cevap ki bina alışınız mümkün. Demek 5. soru yoksa hem burada. 5. soru elbette bu misalını saddeleştirişimiz gerek. Demek saddeleştirelim olsak. Kaslarını açalımız. X kvadrat y minus 3 y kvadrat plus 5 x y kvadrat plus demek minus bölü minus plus bölü x kvadrat y minus 3 x y square plus olup getirdi kvadrat. Demek saddeleştirelim olsak 2 x kvadrat y minus demek bir de 3 y kvadratlar kıskaradı. Burada kal etken arası 2 x y kvadrat. Demek cevabını görüşümüz mümkün. C cevabı. Demek altın sağlığı yoksa hem burada. Bir de görüşümüz mümkün. A pedestrian uses the model estimated the boy's height of the boy. Demek bir de formula verili yaptı bizge. Yani bolanın boyunu oluş yıldan yılıya. Kandem miktarda oluş hakkında ifade verili yaptı. Biz de bolanın birinci, ikinci, iki yaştaki boyu 28.6 eken. Ana endisi yıllığı bu yerde 3'ten aşağıda. Çünkü bu yerde A yıllar nisanı. Şunun için height ise neticevi boyu. Demek görüşümüz mümkün bizden soruluyor genelse. What is the estimated increase? Demek her yılı kançadan osadı değil yaptı. Demek görüşümüz mümkün bu yerde asosan 28.6 bu başıda yani 2 yaştaki boyu. 3 ise onu yıldan yediye osvayı demek cevap ki 3'ünü alışmamız mümkün. Demek asosan Allah Türk'ümüye kıradan falan. Demek 7. soru yöntemiz olsak. 7. soru görüşümüz mümkün.
bizga formula berilyapti, bizdan topishimiz kerak bo'lgan narsa, ya'ni pi ni ifodalashimiz kerak. E'tibor beradigan bo'lsa, bu yerda pi ni ifodalash uchun shunchaki qavsning pastki qismi hamda yuqori qismini o'rnini almashtirgan holda m ga ko'paytiramiz. Demak, ko'rishimiz mumkin, bu yerda ifodalardan qaysi biri 1 plus r 1200 darajasi minus 1 suratga kelgan shaklini ko'rishimiz kerak, demak, bu yerda b variant. Bu yerda qolgan variantlar to'g'ri kelmaydi, e'tibor beradigan bo'lsak, bu ham to'g'ri kelmaydi. Demak, javobga b olishimiz mumkin. Demak, 8-chi savolga o'tadigan bo'lsak, 8-chi savolda a over b equals to, ya'ni ana b'ga bo'lganimiz 2 ga teng, bizdan so'ralayotgan narsa 4b taqsim a. Bu yerdan b taqsim a ni topadigan bo'lsak, 1 taqsim 2 kelib chiqadi. 4b taqsim a ni topadigan bo'lsak esa, demak, 4 ko'paytirib 1 taqsim 2. Javobimiz 2. 9-chi savol. Bu yerdan x, y sistemasi javoblarini topishimiz kerak. Buning uchun bizga birinchi qilinadigan ish, bu yerni 2 ga ko'paytirib yuboramiz. Demak, 3x + 4y ni o'zi qoladi bu yerda. Equals minus 23. Demak, 2y ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 4y minus 2x equals minus 38. Demak, bularni ayiradigan bo'lsak, sistemani 4y'lar ketadi. Demak, 5x teng bo'ladi 15 ga. X ni topishimiz 3. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, faqatgina b to'g'ri keladi, chunki bu yerda 3x ga teng. Demak, 10-chi savolga o'tadigan bo'lsak, bizga ifoda berilyapti, ya'ni kvadrat formula. Bizdan topish kerak bo'lgan narsa g minus 4 ning soni. Demak, bu yerda g ni, ya'ni 4 x ga 4 bo'lganda qiymati 8 ga teng. Demak, o'rniga qo'yamiz. 8 teng bo'ladi. X ni o'rniga 4 bo'lgan holda a 4 ning kvadrati plus 24. Demak, bu yerda 8 teng bo'ladi 16a plus 24. Bu yerda 16 ani topadigan bo'lsak, minus 16. A esa minus 1 ga teng. Demak, bizda formula kelib chiqyapti. Asosan formulamizni ko'radigan bo'lsak, gx a o'rniga minus 1 minus x kvadrat plus 24. Ana endi siz so'nggi qilish kerak bo'lgan ish, g minus 4 ning qiymatini topishimiz kerak. Deb o'rniga qo'yadigan bo'lsak, minus 4 ning kvadrati plus 24, bu ham minus 16 plus 24 ni beradi. Demak, javobimiz 8. Ey javob. Ana endi 11-chi savolga o'tsak ham bo'ladi. Bu yerda aytilyaptiki, in the equations above b and c represent the price per pound in dollars of beef and chicken respectively. Demak, bu yerda beef yuqorida ko'rishimiz mumkin. Bu yerda beef, ya'ni beef go'sht turi hamda c esa chickenni price. Demak, ko'rishimiz mumkin, what was the price per pound of beef when it was equal to the price per pound of chicken. Bu yerda narxni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni beefning narxini so'rayapti, qachonki uni narxi chicken bilan teng bo'lganda. Demak, sistemani tenglaymiz. B equals C bo'lganda biz ko'rishimiz mumkin 235 plus 0.25 x equals, ya'ni sistemani tenglayapman, 0.4x. Demak, soddalashtiradigan bo'lsak, x larni bir tomonga o'tkazgan holda albatta bu yerdan kelib chiqyapti 0.16 equals 0.15x. X topadigan bo'lsak 4. Demak, bizda topilishi kerak bo'lgan narsa beefni price, ya'ni b ni o'rniga x o'rniga 4 qo'ygan holda b ni topamiz. B 2.35, ya'ni yuqoridagi formulaga asosan 25 plus 0.25 4 ga ko'paytiramiz. Demak, 3.35 dollar ekan. Demak, javobimiz D. 12-chi savolga o'tadigan bo'lsak, in the line in the x y plane passes through the origin and has a slope of 1 over 7. Which of the following points lies on the line? Demak, ko'rishimiz mumkin, origindan o'tadi. X, y o'qadi. Demak, x va y. Bu yerda bizga to'g'ri chiziq berilyapti. Origin, ya'ni nol nuqtadan o'tgani uchun uni slope qandaydir 1 taqsim 7 ekan. Yani slope bu yerda x ni oldidagi koeffitsient deb ataladi. K
Ko'rishimiz mumkin bu yerda slope 0 va 0 bo'lgani uchun y ga 0 berib 1/7 bunga ham x 0 nuqtada joylashgani uchun 0 beramiz. Unda k. Demak, k ning javobini topishimiz mumkin 0. Demak, formula kelib chiqyapti bizda 1/7 x formulasi plus 0. Buni ham y dan 1/7 x deb yozishimiz mumkin. Ana endi bizda so'ralayotgan narsa which of the following points lies on the line. Burada qaysi bir variantdagi x va y sonları mana bu ifodaga qo'yganimizda to'g'ri qiymatni beradi deb so'ralmoqda. Demak, birinchi a variantdan boshlagan bo'lsak, y ning o'rniga 7, x ning o'rniga esa 0 berib ko'ramiz. 7 1/y, x ning esa o'rniga 0. Demak, 7 0 ga teng bo'lyapti. Bu xato javob. İkinci holatda esa ko'rishimiz mumkin. Demak, 7 beramiz y ning o'rniga. Bunda esa 1/7 1. Bu ham to'g'ri kelmaydi. Demak, uchinchi holatda esa 7 ni beramiz. Demak, 1/7 ko'paytirib 7. Demak, bir qisqargan holda 7 1 ga teng bo'ladi. Bu ham to'g'ri kelmadi. Ana endi so'nggi javob albatta to'g'ri keladi. Chunki bundan boshqa javob qolmagan. Demak, 13-chi savolga o'tsak ham bo'ladi. 13-chi savolda aytilyaptiki, x 3 dan kattaroq bo'ladigan bo'lsa, which of the following is equivalent? Mana shunga teng. Bu yerda bizdan qilinish kerak bo'lgan ish soddalashtiramiz. Demak, 1/ x plus 2 ga x plus 3 maxrajini beramiz. Demak, x plus 3 taqsim x plus 2 x plus 3 maxraj bu yerda esa x plus 2. Ya'ni umumiy maxraj berib oldim. Ana endi esa topilishi kerak bo'lgan narsa bular yuqoriga chiqib ketadi. Demak, x plus 2 x plus 3 taqsim 2x plus 5. Demak, bu yerda ko'rishimiz mumkin. Faqatgina maxraji 2 x plus 5 bo'lgan son, ya'ni ifoda bizga berilyapti. B javobda. Demak, javobimiz B. Ana endi 14-chi savolga o'tsak ham bo'ladi. 14-chi savolda bizda 3x minus y 12 ga teng bo'lsa, what is the value of this equation? Agar 3x minus y 12 ga teng bo'ladigan bo'lsa, bu ifodani qiymatini topishimiz kerak. E'tibor beradigan bo'lsak, 8x darajasi x 2 darajasi y. Bu soddalashtiradigan bo'lsak, 2 ning kubi 8, ya'ni x taqsim 2 ning y. Demak, soddalashtiramiz 3x taqsim 2y. Bu yerda nisbat bo'lgani uchun, ya'ni kasr va maxraj shaklida bo'lgani uchun ifoda darajalar ayriladi. Shuning uchun 3x minus y deb yozishimiz mumkin. E'tibor beradigan bo'lsak, bu yerdagi ifoda bizga 12 ga teng. Bu yerda berilgandek. Demak, ko'rishimiz mumkin 2 ning 12 darajasi. Javobimiz A. 15-chi savolga o'tsak ham bo'ladi. 15-chi savolda aytilyaptiki, mana bu ifoda 15x kvadrat plus x plus 14 ga teng bo'lgan holatda a plus b 8. Bizga topishimiz kerak bo'lgan narsa, ya'ni ifodaning qiymati c. Demak, bu yerda birinchi qilinishi kerak bo'lgan ish qavslarni ochgan holda soddalashtiramiz. Ya'ni qavslarni ochadigan bo'lsak, ab x kvadrat. Demak, 2bx plus 7ax plus 14. Equals bo'ladi 15x kvadrat plus x plus 14. Demak, 14 ni qisqaradi. Bizga qolyapti 10x kvadrat plus 2bx plus 7ax equals bo'lyapti 15x kvadrat plus x. Bu yerda koeffitsiyentlar, ya'ni x va x kvadrat oldidagi koeffitsiyentlarni tenglagan holda masalaning javobini kelib chiqishimiz mumkin. Demak, bu yerda ab, ya'ni x ning kvadratini oldidagi son, ya'ni koeffitsiyent 15 ga teng. Bu yerda x kvadratni oldidagi songa. Ikkinchi holatda esa 2bx plus 7x esa cx ga teng. Demak, ko'rishimiz mumkin, ikkinchi masaladan x larni qasdan tashqariga chiqaradigan bo'lsak, 2b plus 7a qoladi. Demak, cx ga teng. X ni qisqaradi. Bu yerdan kelib chiqyaptiki, yana bu yerdan
gibi minus 7a bize c cevap gidi. Ana indi ise yukarıda gösterilen a plus b yani 8 gidi. A'ni b göbetireyemizde ise 15 gidi. Bu yerine a ve b'nin kıymetini takıp alışımız mümkün. Bunun için sisteme halatı geldiremiz. A b 15 gidi. A plus b ise 8 gidi. Demek bu yerde mantıklı oynadığım olsak 2 sonunu köpeytmez 15 gidi. Koşkanımızda ise 8. Bu elbette 5 ve 3 sonları. Demek A'ya 5, B'ye 3 sonlarını vereyim halde yaşamız mümkün. İkinci halette ise B equals 5, A ise 3 gidi. İki halet buladı. Demek B'ni 5 gidi kıymeti ve 3 gidi kıymeti gelip çıkadı. Ne dese son yakınlaşmış kere yapabiliyen iş elbette bir de C'ni tapış. Demek C'ni tapadığımızı 2B plus 7A formuladan A ve B'ni örneğe koyup çıkalımız. Birinci halette ana bu, ikinci halette ise bu kıymetlerini koyup çıkalımız. Demek 2, B'ni örneğe 3 plus 7, A'ni örneğe ise 5. Hesaplaşmamız mümkün 6 plus 35. Demek 41 cevabı. Demek 41 cevabı C'ni birinci kıymet, ikinci kıymetini tapadığın. Bölüşümüz ham şart emas çünkü bu yerde fakat yine 41 D variantı bo'lgani uchun javobga D'ni olishimiz mümkün. Demek cevabımız D 15. misalının cevabını ham topib oldik. 16. savolga o'tadigan bo'lsak. 16. savol. T 0 dan katta. Bu yerda T kvadrat minus 4 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, T kvadrat 4 ga teng. T ning javobi 2 va T minus 2 ga teng. Bu yerda shartida T 0 dan katta bo'lgani uchun minus 2'ni hacatı yok. Demek cevap ki 2 yaşımız mümkün. Annesi 17'nin savunu yapmayayım olsak. A summer camp counselor wants to find a length x in feet across a leg and represent in this case a bow. Demek bu yerde bizde vertikal şekilde yani 3 bütçekler okşaslığı verilmekte. Bu yerde the length yani uzunlukler representli verilgen. Demek A, B bir de represent respectively bo'lgani uchun A, B 1800 ga teng. Yani yozishimiz mümkün. A, B 1800. E, B esa 1400. Yani E, B 1400. Üçüncü holatda B, D 700 ga teng. 700. Va 800 ga teng bo'lgan CD. CD 8 idi. Biz topish kerak bo'lganimizda the value of x. X ning qiymati. Biz ko'rishimiz mumkin bu yerda alfa alfa, ya'ni burchaklar teng. O'xshashligi asosan aytishimiz mumkin. Ikkinchi holatda esa vertikal burchaklarning qiymati ham teng bo'ladi. Demak, ko'rishimiz mumkin bu yerda. Demak, o'xshashlik orqali B ni qarasay burchak, ya'ni x bu B'nin qarshisidagi tomonning uzunligiga teng. Ya'ni nisbatlari, koeffitsientlari teng. İkinci holatda esa alfa ning qarshisidagi tomon 1800 uzunligi. İkinci holatda alfa, ya'ni ikinci holatda alfa ning uzunligi esa bu yerda ko'rishimiz mumkin yo'q bo'lgani uchun 3-uchinchi burchakka qaraymiz. 3-uchinchi burchak gamma deb oladigan bo'lsak, bu yer ham gamma bo'ladi. Demak, 3-uchinchi burchakdan kelib chiqishimiz mumkin. Demak, b beta burchakni, alfa burchakni qarshisidagi burchaklarning qiymati yo'q bo'lgani uchun gamma burchakdagi burchaklarga qaraymiz. 1400 gammani qarshisida, ikkinchi holatda esa 700. Ya'ni bu 700 ni ko'rishimiz mumkin. Demak, qisqaradi 2 ga x topishimiz mumkin 1600. Demek cevabı alışımız mümkün 1600 sonuna. Demek 17. misalının cevabı 1600 iken. 18. soru yetenek olsak x'in kıymetini tapışımız gerek. Bunun için birinci ayrı bir boramız. Şöyle x'in kıskaradı. Minus y'in boradı. 16. Y'in ise minus 16 yeteyim. Anayınca x'in tapadığım olsak minus 9 minus y formuları yasasan. Yani birinci kıymetten, birinci ifadeden x'ini topib oldum.
Ana endi esa minus 16 ni qo'ygan shaklda x ning qiymatini topishimiz mumkin. Demak, minus 9 minus minus 16. Demak, minus 9 plus bo'lib ketadi. Javob yozishimiz mumkin 7. Demak, javobimiz 7. 19-savolda esa sin x minus 4/5 ga teng bo'ladi bo'lsa, kosinus 90 minus x ning qiymatini topishimiz kerak. Qoidasiga asosan salam. Kosinus 90 minus alfa albatta sinus alfa ga teng. Yoki sinus 90 minus alfa kosinus alfa ga teng. Shunga asosan bu ham 4/5 ga teng bo'ladi. Demak, javobimiz 4/5. Ya'ni sinus x 4/5 ga teng bo'ladi. Ya'ni kosinus 90 minus x ham albatta 4/5 ga teng bo'ladi qoidaga asosan. Va so'nggi savolimizni qaraydigan bo'lsak, A 5 ildiz osti 2. 2 esa ildiz osti 2x ga teng. Bizga topilish kerak bo'lgan narsa x. Demak, A ni o'rniga 5 ildiz osti 2 ni qo'yadigan bo'lsak, 2 ko'paytirib 5 ildiz osti 2 teng bo'ladi. Ildiz osti 2 ko'paytirib ildiz osti x. Ya'ni ildizlarga ajratib yubordim mana bu ifodani. Mana endi soddalashtiradigan bo'lsak, ildiz osti 2 ildiz osti x. Demak, ildiz osti 2 ni qisqaradi, ildiz osti x 10 qolyapti, x esa 100. Demak, so'nggi javobimiz albatta 100 ekan.